yardım almak. Yeni bir program öğrenmeye başladığınızda pek çok soru da beraberinde gelir. Bu soruların cevaplarını ne kadar çabuk bulursanız, programı öğrenmeniz de o kadar hızlanacaktır. Bu derste aradığınız cevapları bulabilmek için AutoCAD'i nasıl kullanacağınızı göreceksiniz. Şeritle başlayalım ve buradaki simgelere yakından bakalım. Buradaki simgeler ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir. Simge üzerindeki resimden simgenin yaptığı işi anlamak zor olabilir. Eğer imlecinizi bir simgenin üzerine getirirseniz, AutoCAD size bu simgenin hangi aracı çalıştıracağını gösterir. Eğer imlecinizi biraz daha bekletirseniz, AutoCAD size daha fazla bilgi içeren bir görüntü gösterecektir. Bu ek bilgiye Extend Tool Tip yani genişletilmiş araç ipucu adı verilir. Bu araçla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, araç ipucunun en altına bakın. Eğer bu noktada F1 tuşuna basarsanız, AutoCAD bu özel komut için içeriye duyarlı bir yardım görüntüleyecektir. Yardım bilgisinin internet tarayıcınızda görüntülendiğine dikkat edin. Bunun nedeni, AutoCAD'in yardım sayfasının HTML tabanlı olmasıdır. Bu kaydırma çubuğunu yakalayıp aşağı doğru çekerek bu komutla ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer buraya bakarsanız, bütün alt seçenekleri bir bağlantı şeklinde görebilirsiniz. Eğer bir bağlantıya tıklarsanız, AutoCAD size bu alt seçeneğin tam olarak ne yaptığını anlatacaktır. Şimdi pencereyi kapatalım. Araç ipucu seçenekleri sadece şerit için değil, iletişim kutuları için de aynı şekilde çalışır. Şimdi ekranın üst kısmına gelin ve Plot, yani çizim komutunu çalıştırın. Bu Plot iletişim kutusunu görüntüleyecektir. Eğer ayar seçeneklerinden herhangi birisinin ne işe yaradığını merak ederseniz, imlecinizi seçeneğin üzerine getirerek seçenek hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu bilgilendirme özelliği diğer iletişim kutuları için de geçerlidir. Plot iletişim kutusunda kullandığımız gibi diğer iletişim kutularında da genel bir bilgi alabilmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Plot ile ilgili bilgileri ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Bu nedenle şimdilik bu pencereyi kapatın. Eğer bir komutu yazarken komutun tam ortasında yardıma ihtiyacımız olursa ne yapmamız gerekir? Bunu görebilmek için Draw paneline gelerek Circle komutunu çalıştırın. Şimdi komut satırına bakın. Burada komutun halen çalışmakta olduğunu göreceksiniz. Çalışmakta olan bir komutla ilgili yardıma ihtiyacınız olursa F1 tuşuna basmanız yeterlidir. Böylece AutoCAD içeriye duyarlı bir yardım sayfası görüntüleyecektir. Bu penceredeki kaydırma çubuklarıyla aşağı doğru inilebilir veya komut hakkında daha fazla bilgi görüntüleyebilirsiniz. Eğer alt seçeneklerle ilgili yardım almak isterseniz bu gördüğünüz bağlantılara tıklayabilirsiniz. Bazen bir komutu bulmak için yardıma ihtiyacınız olabilir. Böyle bir durumda application menüsüne gelerek buradaki arama kısmını kullanabilirsiniz. Şimdi buraya tıklayarak plot yazın. Bunu yazdığınız anda AutoCAD size bu komutu ve benzer diğer komutları bulabileceğiniz tüm bölümleri görüntüleyecektir. Buradan plot komutunun quick access araç çubuğunda olduğunu görebilirsiniz. Plot komutu application menüsünde de bulunur aynı zamanda şeritte bulunan output yani çıktı sekmesindeki plot panelinde de bulunmaktadır. Bu listenin en güzel tarafı buradaki her yolun bir bağlantı şeklinde gösterilmesidir. Eğer bunlardan herhangi birinin üzerine gelerek tıklarsanız buradan direkt olarak plot komutunu çalıştırabilirsiniz. Şimdi bunu kapatalım ve bir konuyla ilgili bir bilgi bulmak istersek neler yapacağımıza bakalım. Eğer genel amaçlı yardım almak istiyorsanız F1 tuşuna basarak help yani yardım sayfasını açabilirsiniz. Ekranınızın sol tarafında istediğiniz herhangi bir konu hakkında yardım alabileceğiniz bağlantıları görebilirsiniz. Ayrıca ekranınızın tam ortasında genel amaçlı bazı bağlantılar bulunmaktadır. Sağ tarafın üstünde AutoCAD 2011 ile ilgili yeni özellikleri görebileceğiniz bir kısım ve başka bilgiler alabileceğiniz bazı online kaynaklarla ilgili bağlantılar bulunmaktadır. En aşağı kısımda ise özel derslerden oluşan bir bölüm görebilirsiniz. Eğer aradığınızı bu kısımlarda da bulamadıysanız, üst tarafa çıkarak buradaki arama bölümünü kullanabilirsiniz. Şimdi buraya plotting yazın ve enter'a basın. Böylece AutoCAD size bu anahtar kelimeyi içeren birçok bağlantı görüntüleyecektir. AutoCAD gibi geniş ölçekli bir programı ilk öğrenmeye başladığınızda Birçok sorunuz olması normaldir. AutoCAD ise bu sorularınıza kolayca cevap bulabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır.